16 arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandılar. Aslında gazetecilik faaliyeti dışında hakikati, gerçekleri halka ulaştırma dışında yaptıkları bir suç oluşturacak bir unsur yoktu. Ancak iktidar kendi kirli politikalarını gizlemek adına, bu kirli politikaları teşhir eden gazetecileri susturmak adına arkadaşlarımızı tutukladı. Onlar içeride yazmaya devam edecekler, oradaki ihlalleri duyurmaya devam edecekler belki. Biz de dışarıda onların kalemini yerde bırakmayacağız. Tutuklanan arkadaşlarımız arasında Safiye Alagaş da vardı. Biz Safiye ile kısa bir süre aslında Urfa'da birlikte çalıştık. O sıralar Jinnevs muhabiriydi. Ben yine Mezopotamya Ajansı muhabirliğini yapıyordum Urfa'da. Aslında çok zorlu şartlarda birlikte çalıştık orada. Bir seçim süreci yaşanıyordu. Malum her seçim döneminde iktidarın topluma yönelik baskıları da artıyor. Seçimi kazanabilmek adına aslında ciddi hak ihlalleri yaşanıyordu. Tam da böyle bir atmosferde biz Urfa'da birlikte çalıştık. Birlikte çalıştığımız süre zarfında Safiye Ajansı'nın da aslında belirlediği o çizgi olan kadın ve çocuk haberciliği yapıyordu. Urfa'da ciddi kadın hak ihlalleri yaşanıyordu, kadınlar katlediliyordu ve daha çok aslında ebe hapsedildikleri için tam olarak ne yaşadıklarını bilmiyorduk. Safiye bu noktada aslında inadını ortaya koymuştu. Son derece inatçı bir arkadaşımızdı. Kadınlara ulaşmak için aslında birçok yol deniyordu ve Urfa'da birlikte çalışırken onun gazetecilik noktasında aslında neler yapabileceğini görebiliyordum. Sonrasında çok tatsız, aslında şu an bütün belki dünyanın konuştuğu bir katliam yaşandı Urfa'da. Şen Yaşar ailesine yönelik bir katliam yaşandı. O süreçte de biz birlikte katliamı, aslında o süreçte yaşananları birlikte takip ettik. Ailenin acısı karşısında her ne kadar ilk hepimiz bir şok yaşasak da aslında gözler önünde yaşanan bir katliamdı. Çünkü Urfa'da polisler vardı. Yine emniyet müdürü oradaydı. Katliam kaymakam oradaydı. Onların gözü önünde bir katliam yaşanmıştı ve bir aile suçlanıyordu. 20 yıldır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlıydı Şen Yaşar ailesi. Orada esnaf olduğunu aslında bütün Suruç halkı, Urfa halkı bilmesine rağmen bir şekilde aile terörize edilmeye çalışılıyordu. O süreçte Safiye de Suruç'ta aslında son derece ciddi haberlerin altına imzasını attı. Yani ailenin nasıl bir haksızlığa uğradığını halka duyurmak adına katliamın yaşandığı günden aslında tutuklanacağı güne kadar yine Şen Yaşar ailesinin haberlerini yapıyordu. Belki o gün biz sahada birlikte çalışıyorduk ama sonrasında yani Diyarbakır'daydı ama Diyarbakır'da da çalışmalarını sonlandırmamıştı. Orada nasıl haberlere imza attı? Aslında ulaşılması belki çok zor değildi ancak Türkiye'de belli bir kesimin orada yaşanan hak ihlallerini görmeme noktasında ciddi bir inadı vardı. Safiye'nin de bunun karşısında bir inadı vardı aslında. Kadınların, çocukların, yine Şen Yaşar ailesinin ne yaşadığını tüm topluma duyurmak için Safiye inadını ortaya koydu ve çok güzel, ciddi, toplumu uyandıran haberlere imza atmıştı. Kadın haberciliği yapıyor demiştim. Kadın ve çocukların yaşadığı hak ihlallerini aslında duyurmak, bu noktada çözüm de olabilmek adına ciddi bir mücadelesi vardı Safiye'nin. Kadınlara yaklaşımından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Urfa'nın o feodal yapısından kaynaklı kadınlara ulaşmak çok zordu ama Safiye bazen kapı kapı aslında çalarak mülteci kadınların, bazen Urfa'da yaşayan diğer halkların, Arap kadınların, Kürt kadınların neler yaşadığını evlerine konuk olarak aslında onları, hikayelerini dinleyerek daha sonra bunu kendine dert edip bütün bir topluma duyurarak aslında kadınlara çözüm olmaya çalışıyordu. Yine çocukların yaşadığı ihlaller konusunda da aynı hassasiyeti vardı. Ne yazık ki ülkede zaten en savunmasız olanlar kadınlar ve çocuklar. Yani bu noktada Safiye de aslında bağlı bulunduğu ajans, özgür basın geleneğinden geliyor sonuçta. Bağlı bulunduğu ajansın çizgisinden gidiyordu ve kadın ve çocuk haberlerinde ciddi bir hassasiyet gösteriyordu. Bu konuda belki kısa bir süre çalıştık onunla Urfa'da.
Ama orada farkını aslında hassasiyetini kadınlarla kurduğu o duygusal bağda Safiye ortaya koydu. Şu an tutuklu olabilir ama aynı hassasiyeti içeride de sürdürüyordur. Eminim ki orada tutuklu kadınların yaşadığı hak ihlallerini duyuracaktır. Yine diğer gazeteci arkadaşlarının yaşadığı hak ihlallerini bize duyuracaktır. Ve çıktığında da kaldığı yerden devam edecektir. İktidarın bu baskısı, tutuklama, gözaltı, tehdit ya da kurumlarımızın kapatılması, gazetelerin kapatılması, hatta bombalandı gazetelerimiz, hiçbirinin aslında bizi yolumuzdan alıkoymadığına onlar da şahit oldu. Bu noktada Safiye de çıktığında kaldığı yerden devam edecek.